Ben de başlatayım hocam. Kusura bakmayın, kaydı atladım. Doktor öğretim üyesi Hanife Dönmez hocamızın çevre biliniciyle ilgili webinarını dinleyeceğiz sevgili katılımcılar. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hanife hocamıza da teşekkür ediyorum. Hocam bundan sonrası sizde. Teşekkürler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Burada çevre bilinci diye bir başlık attık. Bu genel bir başlık olarak bulunuyor. Şimdi tabii bu konuyu ben doğrusu biraz İslami ilimler, temel İslam bilimleri açısından ve temel İslam bilimlerinin altında da sufilerin tasavvuf disiplini içerisindeki sufi düşüncenin çevreyle ilgili görüşleri bağlamında anlatacağım konuyu. Yani bu biraz daha önceki sunumlardan farklı olacak. Yani işte çevreyi daha farklı anlayacağız bu oturumda. İnsanı çevreyle insan ilişkisinin bağlamlarını farklı şekillerde kuracağız. En azından şöyle olacak, modern zamanların fayda merkezli bakış açısında olmayacağız biz. Başka bir bakış açısında olacağız. Ana, yani temel fark bu. Şimdi biz burada hani çevre derken ne anlıyoruz, bilinç derken ne anlıyoruz, ondan biraz bahsedeyim. Çevre derken biz aslında işte çok geniş bir çerçeveden bahsediyoruz. Bunun işte literatürdeki karşılığı belki hani Türkçe'de de buna belki çevre değil de doğa deseydik biraz daha isabetli olabilirdi. Arapça olarak da tabiat kavramı, tabiat kelimesi ve bunun da işte bizim literatürdeki karşılığı olarak tabiat kavramı üzerinden gidecek. Yani biz çevre derken doğayı ve tabiatı anlıyoruz. Doğa derken hani biz şunun da mesela hani çevre deyince daha böyle yakın çevremiz, sosyal çevremiz, işte başka türlü çevreler, bizi çevreleyen şeyler düşünülmekle birlikte doğa deyince daha çok nature yani işte dış dünyayla ilgili şeyleri düşünebiliriz. Tabiat deyince de biz bu bütünü yani bunların hepsi birbiriyle geçişli kelimeler. Yani birinin yerine ötekini normalde kullanabiliriz. Yani birini işte hayır çevre dememeliyiz, tabiat demeliyiz gibi bir prensibimiz, böyle bir yaklaşımımız yok. Çevre, tabiat, doğa bunların hepsi birbirinin yerine zaman zaman kullanılabilecek olan kelimelerdir. Biz neden tabiatı seçiyoruz? Neden Türkçe olarak mesela doğayı seçiyorum ben çevre yerine? Çünkü yapılmış bir şey değil. Yani kendiliğinden olan, tabii olan, kendiliğinden gelen doğal olarak kendinde varlıktan bahsedeceğiz. Bu yüzden bizim için doğa ve tabiat birazcık daha isabetli olabilir. Bilinç deyince de arkadaşlar doğa ve tabiat felsefesi yahut da doğa ve tabiata dair düşünceler hakkında konuşmak. Yani bizim yaklaşımımız böyle olacak. Sufilerin tabiat hakkındaki görüşlerini, tabiatı nasıl anladıklarını anlamaya çalışacağız. Buradan hareketle de güncel konulara geçiş yapabiliriz. Fakat biz bu sunumda güncel konulara geçiş yapmayacağız. Onu ben açıkçası biraz da yani çalışma alanı çevre olan arkadaşlarımıza bırakıyorum. Yani hep bilirsin yani teori ve pratik iş bölümünden hareketle bakıyorum bu konuya. Ben teorik alandan konuşacağım. Pratik alandan birçok arkadaşımız çok değerli sunumlar yaptı. Zaten bir uzmanlık alanı, zaten mühendisliği de var. Her türlü çalışma detayı da bulunuyor. Biz biraz dediğim gibi teorik olarak ilkelerden bahsedeceğiz, yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Daha çok da sufilerin yaklaşımından bahsedeceğiz. Çünkü evet, mesela fıkıhta ve kelamda yani temel İslam bilimi açısından bakıldığında fıkıhta ve kelamda çevrenin, doğanın işte korunması, oralarda yaşam biçimleri işte suyla ilişkilerimiz, hayvanlarla ilişkilerimiz, bitkilerle ilişkilerimiz şey altına alınıyor. Yani hani bu konularda görüşler var. Yani mesela hayvanlara zulmedilmemesi gerektiği hakkında işte hayvanlarla ilişkilerimiz fıkıh tarafından da
şey yapılıyor, inceleniyor ve disiplin altına alınıyor. Kelamcılar da işte teorik olarak bunların hakkında konuşuyorlar. Fakat Sufiler biraz daha nasıl diyeyim, birazcık daha iç, yani kendilerinden hareketle kendilerine dönen bir bakış açısı da diyebilirim. Yani iç dünyayla dış dünyanın birlikte düşünülmesi. Yani benlikle benim dışımdaki şeylerin birlikte düşünülmesi, bunların anlamlandırılması ve anlaşılması. Aslında tasavvufta mesela bir cümle vardır arkadaşlar. Nefsini bilen Rabbini bilir diye. Nefis, yani ben ve Rab arasındaki ilişkinin bir yönü olarak alem, doğa ve tabiat. Biz sufiler dış dünyaya bu şekilde bakarlar. Yani benimle Tanrı arasındaki ilişkiyi kurarken alemin bu ilişkide edindiği oynadığı rol üzerinden bakarlar. Yani şöyle bir üçlü, üç ayaktan bahsedebiliriz. Tanrı, alem ve insan. Aslında bakarsanız bütün tasavvuf düşüncesinin merkezinde bu üçlünün ilişkileri vardır. Bu üçlünün ilişkilerine dayanır her şey. Yani mesela insan merkezli bakarsak benim Tanrı ile ilişkilerim, benim tabiatla ilişkilerim, yani alemle ilişkilerim. Tabiat açısından bakarsak onun geldiği yer olarak, yani işte yaratıcısı olarak Tanrı ve onda yaşayan bir varlıklardan bir tanesi. Tek varlık değil, varlıklardan bir tanesi olarak insan. Tanrı açısından bakarsak da kendisinden sudur etmiş olan, yani yarattığı insan ve onun dışındaki bütün varlıkların tamamı. Yani aslında biz burada bu metafizik yaklaşımla bakacağız. Yani yaklaşımımız metafizik ilkeler bağlamında, yani metafiziksel bir bakış açısıyla bakacağız. Dolayısıyla burada söz ettiğimiz bilgiler de modern yaklaşımdan biraz daha farklı. Modern ve seküler bir bilimsel bilgiyle ilgili değil konuşacaklarımız. Metafizik bilgiyle ilgili ve İslam bilimlerinin bilgisiyle ilgili. Dolayısıyla ileride hani bazı sorular olursa da cevaplarım, ama buradan devam edeyim ben. Şimdi dedik ki kelam ve tasavvuf disiplinleri alem hakkında, buna fıkıh da ekledim, alem hakkında görüşler ve hani dış dünya ve tabiat hakkında görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşlerin tasavvufun içerisinde tabiat, yani alemle ilişkiler, ne demiştim? Alemle ilişkiler Tanrı ile ilişkiler çerçevesinde ele alınıyor. Peki bunun tartışıldığı üst çerçeve ya da başlık ne olabilir? Mebde ve mead fikri. Yani biz geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili düşünüyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili bilgi üretiyoruz ve yaşarken de geçmişimizi, şimdimizi ve geleceğimizi dikkate alarak yaşıyoruz. Ana fikir bu. Bunun üzerinde kurulu birçok şey. Tasavvufun varlık anlayışı ya da işte tasavvufun çevre ve tabiat anlayışı da bu üçünü birlikte düşünerek ortaya çıkıyor. Tasavvuf düşüncesinin alem anlayışı da aynı bu şekilde. Varlık başka, alem başka olarak da düşünmeliyiz. Yani biz burada varlık derken neyi kastediyoruz? Tanrı'nın dışındaki her şeyi kastediyoruz. Alem derken neyi kastediyoruz? Yani bizim içinde yaşadığımız çevreyi ve doğayı kastediyoruz. Ve işte mesela dünya, güneş sistemi bunun içindedir. Mesela kainat deseydik biraz daha açılıp işte güneş sisteminin de dışındaki uzaydaki her şey diyebilirdik. Fakat biz alemden bahsediyoruz. Bunun içinde işte ayetlerde de gelecek, göreceksiniz. Güneş, yıldızlar, ay, dünya, işte bitkiler, hayvanlar hepsi var. Alem derken bunu anlıyoruz. Tasavvuf düşüncesinin öte dünya ve ahiret anlayışı arkadaşlar, buradaki yani bu alem anlayışıyla yakından temaslı ve şeydir. Birbirine çok
birbirini etkileşim içindedir. Yani zaten öyle, yani bilirsiniz hani düşünsel olarak, felsefi olarak yani felsefeler ve dinler tabii ki birçoğu yani uzak doğu dinlerinin bazıları veya işte putlara tapan dinlerde belki farklı ama bir öte dünya ilahi dinler bir öte dünya düşüncesine sahiptirler. Dolayısıyla bizim bakış açımızda da yani tabiatla öte dünya ilişkisinin var olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir ilişki kuruyoruz. Tabiata bakışımızla öte dünyaya bakışımız arasında bir ilişki var. Tasavvuf düşüncesinde varlık ve alem az önce söylediğim gibi Tanrı alem insan ilişkilerinin incelenmesiyle varlık ve alem bunun bir parçası. Tanrı'nın istek sıfatlarının sonucu olarak alem ve insan. Sufiler tasavvuf düşüncesi alem ve insanı anlamaya çalışırken onu Hakk'ın, Tanrı'nın isimlerinin ve sıfatlarının birer tecelligahı olarak, tecellisi olarak yani birer sonucu olarak bakarlar aleme ve insana. Dolayısıyla yani boşlukta tesadüfen oluşmuş bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu NASA'nın belgesellerini falan izlerseniz Stephen Hawking ile ilgiliydi galiba. Onun anlattığı bazı konularla ilgili bir belgesel vardı. Mesela Big Bang teorisiyle ilgili yani dünyanın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili mesela buna dayandırıyordu. Bir tesadüfe dayandırıyordu. Yani bu kelimeyi kullanıyordu. Bir şekilde bir tesadüf eseri işte uzayda işte çeşitli madenlerin işte hani bizi yapan yani dünyanın yapı taşlarının uzayda bir şekilde başıboş bir şekilde gezerken bir şekilde yani bir şekilde etkileşime geçmeleri ve onun sonucunda dünyanın ortaya çıkması. Dünya gezegeni yani dünyadan bahsederken böyle bahsediyordu. Tabii bu bilimsel bilgi. Evet, seküler ve bilimsel bilgi, materyalist ve bilimsel bilgi. Fakat biz sufiler böyle düşünmüyorlar. Alem yaratılmış bir şey olarak Tanrı'dan sudur etmiştir, Tanrı'dan çıkmıştır, Tanrı tarafından ortaya konulmuştur. Bu yaratılış da Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının sonucudur. Böyle düşünüyorlar. Yani Allah yaratıcı olduğu için alemi yaratmıştır. Böyle düşünüyorlar. Bunun çok fazla detayı var. Kocaman bir literatür var bu konuda. Tanrı ve alem ilişkisi içinde insanın anlamı ve değeri ve yeri. Yani az önce söylediğim merkeze hangisini koyduğumuza bağlı. Merkeze insanı koyarsak biz anlamak için daha doğru olabilir. Metafizik alemde belki Tanrı'yı düşünsek de somut, üç boyutlu, gözle görülür, ele tutulur içinde yaşadığımız gerçeklik, realite ile ilgili olarak da alemle karşı karşıyayız, yüz yüzeyiz. İnsanın Tanrı'ya ve aleme dair bilgisi ve bilinci. Şimdi bu da arkadaşlar alemden geçiyor. Yani bunu ben şöyle düşünüyorum genellikle. Parçadan bütünden parçaya bilgi şeyimiz vardır ya bizim bilgi edinme yollarımız vardır. Parçadan hareketle de bütüncül bir bilgiye ulaşabiliriz. Yahut da bütüncül ilkelerden hareket ederek de parçaların bilgisine, tikellerin bilgisine de tümellerden hareketle de tikellerin bilgisine ulaşabiliriz. Bu iki yöntem de kullanılabiliyor. Şimdi bizim alemle ilişkimiz bakımından baktığımızda biz alemi bütüncül ve tümel ilkeye ulaştıracak olan tikel ilke ya da işte mikro olarak görüyoruz. Mikro ölçekteki alem, makro ölçekteki tanrı ve tanrısal bilgiye bizi götürecek olan reel bilgiden metafizik bilgiye, mikroların bilgisinden makro bilgiye yani kuralların bilgisinden ilkelere doğru, prensiplere doğru bir bilme yönümüz var. Sufiler bu şekilde bakıyorlar.
Şimdi makrokozmos, mikro ilahi isimler dedik ki bizim yaratılışımızın bilgisi. Yani biz diye derken bütün alemi, Tanrı'nın dışındaki her şeyi kastediyorum. Yaratılışın bilgisi tasavvufta ilahi isimler altında incelenir. Birçok alanda da ilgisi vardır. Fakat ilahi isimler yaratılışla ilgilidir. Makrokozmos, mikrokozmos düşüncesi ise temelde şuna dayanır arkadaşlar. Biz mikrokozmos olarak insan alemin bir dürülmüş örneğidir. Mikro alem insandır, makro alem evrendir. Yani biz insanı açarsak eğer evrene ulaşırız, evreni toplarsak eğer insana ulaşırız. Temelde bu düşünceye dayanıyor makrokozmos, mikrokozmos iç düşüncesi. Ve buradan hareketle de şunu söylüyorlar. Alemde olanlar insanda vardır. İnsanda olanlar alemde vardır. Ve bunun birçok şeyi var. Hani literatürde çok kullanılan bir sufi şair, hani edebiyat literatüründe, düşünce literatüründe çok da sevdiği bir şey bu. Makrokozmos, mikrokozmos düşüncesi. Bunun üzerinde duruyorlar. Şairler de bu konuda yani yazmaktan hoşlanıyorlar. İnsanda İnsanı mesela hayvanlara benzetirler. Hayvanlardaki huyları insandaki huylarla benzetirler. Mesela insandaki işte kemikleri alemdeki dağlara benzetirler. İşte alem insan işte bitki örtüsünü insandaki tüylere benzetirler filan filan. Bunun gibi böyle benzerlikler kurarak seviyorlar bunu yapmayı. Benzerlikler birbirine geçişli olduğunu söylüyorlar. Birbirinden yabancı, birbirinden kopuk, birbirine uzak olmadığını alem ve insanın düşünüyorlar. Şimdi bu sufilerin yine çok sevdiği bir ayet ve bir tasavvufi birçok düşünceyi dayandırdıkları ayetlerden bir tanesi burada arkadaşlar. Şüphesiz hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun diye biz hem afakta ve hem enfüste onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Yani mikro ölçekte kendine baktığında, makro ölçekte yani afaka baktığında, yani ufuklara ve dış dünyaya baktığında o hakikate ulaşacaktır. Kendinden hareketle alemi bilirsin, alemden hareketle kendini bilirsin. Dolayısıyla bu bilginin sahih kalabilmesi için, doğru olarak kalabilmesi için hem kendinde hem de alemde bozulmanın olmaması gerekiyor. Yani hem alem hem de insan yaratılışının gerektirdiği şekilde, yaratılışının ortaya koyduğu şekilde var olmaya devam etmesi gerekiyor. Yani biz tabiatı bozmamamız gerekiyor. Yani tabiata saygı duymamız gerekiyor. Çünkü sufiler tabiatla ilişkilerinden Allah'a dair ve insana dair bilgi edindiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla yani bir ayet olarak şeye baktığınız zaman yani bir işaretler bütünü olarak bir gösterge olarak aleme baktığınızda onda bozukluk olmasın ki olmaması gerekir ki o bilgiler bana doğru bir şekilde ulaşabilsin. Yani temiz denizler olarak kalabilmesi, gökyüzünün masmavi olarak kalabilmesi gerekiyor. Nehirlerin temiz olarak akabilmesi gerekiyor. Hem nehirlerin var olmaya devam etmesi gerekiyor, hem de temiz olarak akabilmesi gerekiyor. Hayvanların, alemde yaşayan hayvanların ve bitkilerin kendi doğalarının gereği olduğu şekilde var olmaya devam etmeleri gerekiyor ki biz bu kitabı okumaya devam edelim. İnsan bu kitaptan Tanrı hakkında, insan hakkında ve iyilik ve kötülük hakkında bilgi almaya devam edebilsin. Yani kitabın sayfalarının bozulmamış olması gerekiyor. Yazılarının bozulmamış olması gerekiyor. Devam edelim. Alemdeki her şeye biz böyle bir bilgi kaynağı olarak baktığımız için, bu şekilde bakıldığı için canlılara, daha doğrusu aleme bir değer atfediyorlar. Onları algılama biçimleri var sufilerin. Her şey Tanrı'ya işaret eden canlı bir ayettir. Evet, yani taşlar da canlıdır, bitkiler de canlıdır,
Hayvanlar zaten canlıdır. Bizim canlı bugünkü manada bu canlı diye sınıflandırdığımızın dışında da cansızlar dediğimiz şeylerin de canlı olduğunu söyler Sufiler. Çünkü bunun arkasında da kocaman bir literatür var, bir sürü açıklaması var. Geleceğiz inşallah. İnsanın alem ile ilişkisinin ana fikri her şeyin Tanrı'nın varlığına işaret eden canlı bir ayet olması. Az önce söylediğim dış dünyadaki burada şey geldi aklıma. Yunus Emre'nin sordum sarı çiçeğe ilahisi geldi. Yunus Emre ne yapıyor? O sarı çiçekle konuşuyor. Şimdi bunu biz evet bir şairane tahayyül olarak, şairane bir yani bir şairin hayal dünyasının şiire yansıması olarak bakıyoruz. Evet, öncelikle böyle bakıyoruz. Hepimiz sorsak böyle söyleriz. Evet, ben de dahil olmak üzere. Ama acaba Yunus Emre'ye sorsak ilham mı aldı? Yani şöyle hani çiçeğe bakarak kendi duygu ve düşüncelerini mi yazdı? Yoksa tasavvufi manada bir tırnak içinde bir ilham mıydı ona gelen de o çiçekle onu gerçek anlamda konuşturan? Yani hakiki anlamda, yani buradaki gerçekten kastım hakikat bağlamında konuşmaktan bahsediyorum. Realite bağlamında konuşmaktan değil. Yani herkesin yapamayacağı bazı disiplinlerin içinde, sufi disiplininin içinde mümkün olan haller ve durumlardan bahsediyorum. Yunus Emre'ye sorsak belki de sarı çiçekle nasıl konuştuğunu bize anlatırdı. Yani bizim onu açıklamamız gerekmezdi ve muhtemelen onun söylediği şey bizim bugünkü anlamda ilham almak gibi bir şey olmazdı. Yunus Emre'nin açıklaması. Tanrı'na dolayısıyla aleme böyle bakıyoruz. Böyle bir dış dünyadan bahsediyoruz. Sufiler her şeyin bir gayeye göre yaratılmış olması ilkesinden hareketle dinamik ve canlı bir evren görüşünü benimsiyorlar. Evet, her şey bir şeye dayalı, bir amaç ve gaye ile var. Hiçbir şey boşuna, tesadüfen, anlamsız değil. Hiçbir şey anlamsız ve boşuna olmadığı için canlı yani alemdeki her şeyin kendinde bir değere sahip olduğuna inanır sufiler. Şimdi peki canlı pardon. Evrende her şeyin bir anlamı ve değeri olduğuna inanırlar. Peki evrendekileri, evrende hani çevremizde, alemde var olan şeyleri nasıl tanımlıyorlar, nasıl sınıflandırıyorlar? Ona bakalım. Canlıları cemadat, nebatat ve hayvanat olarak sınıflamışlar. Baktıkları zaman evrene. Cemadat demek donuklar demek arkadaşlar. Nebatat demek bitkiler demek. Hayvanat da hareket eden canlılar. İşte bu hayvanatın içine insanlar da dahil. Yani buradaki sınıflandırma akıllılıkla ilgili değil. Varoluşsal bakımdan yani yaratılışla ilgili bir şey. Donuklar yani kendinden hareket edemeyen, kendiliğinden hareket edemeyen taşlar gibi, işte madenler gibi, toprak gibi şeyler, varlıklar. Hayvanat, nebatat derken işte büyüme ve işte çoğalma yetisine sahip olan bitkiler ve hayvanat olarak da nispeten bizim bugünlerde hani bu anlamda söyleyebileceğimiz akıllı olabilen, işte kısmen akıllı olabilen, hareket edebilen canlılardan bahsediyoruz hayvanat derken. Hayvanların içinde de insanlar ve diğerleri diye ayrıca bir sınıflandırma var. Yani insan da aslında hayvanat dünyasının bir parçası. Yani biz yaratılış olarak kedilerle, köpeklerle, kuşlarla, işte solucanlarla, böceklerle aynı ailedeniz. Aynı yaratılış kademesindeyiz. Fakat onlardan
Sonra ayrılıyoruz. Yani bizi mesela işte şempanzeden ayıran bir şey var. Evet var. Ama şempanzeyle çok benziyor. DNA'larımız mesela işte %90'ın üzerinde bazı hayvanlarla örtüşüyor. Dolayısıyla bizim sonuç itibariyle değil de varoluş itibariyle baktığımızda hayvanlarla çok yakın akrabalıklarımız var, yaratılışsal ya da varoluşsal olarak. Dolayısıyla işte bu şekilde sınıflandırıp her birine kendi içinde anlam ve değer atfediyor sufi düşünce ve hepsini de okunmak üzere bir kitap olarak algılıyor. Ve bunların birbirleriyle ilişkileri olduğunu, taşlarla, hayvanlarla, insanların birbirleriyle ilişkileri olduğunu, birbirleriyle alışverişleri olduğunu, yani Yunus Emre'nin sarı çiçekle konuşabileceğini söylüyor. Ya da işte Alevi Bektaşi kültüründe biliyorsunuz ceylanlar ve aslanlar vardır, ehlileştirilmiş işte şeyh efendiler tarafından, bu kültürün işte önemli kişileri tarafından. Şeylerde görürsünüz, böyle çizimlerde görürsünüz, Hacı Bektaş Veli'yi işte bir aslanla beraber tasvir ederler, bir ceylanla beraber tasvir ederler. Ve Sufi literatürde de bu türlü anlatılar çok fazladır. Çok fazladır. Yani bu yakınlığın, temasın, ilişkinin, konuşmanın anlatıldığı, iletişimin anlatıldığı ilişkiler, anlatılar çok fazladır. Bunların hepsi tasavvuf düşüncesine göre, bunların hepsi şiir ve edebiyat değildir arkadaşlar. Kendi içinde bir realitesi ve hakikati vardır. Şimdi bazı ayetlerden ayetleri buraya aldım. Sufiler bu ayetleri yorumlayarak alem hakkında ve tabiat hakkındaki görüşlere buralardan hareketle. Bunlar bazıları, birkaç tanesi. Daha da fazla, daha da başka ayetler var ama hani kısa olsun diye en çok kullanılanlar, en çok üzerinde durulan ayetleri buraya aldım. Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Yani göklerdeki ve yerlerdeki her şey Allah'ı anmakta, ona zikretmekte, onu noksan sıfatlardan tenzih etmekte ve onu övmektedir. Bu karmaşık bir süreç, tesbih. Sufi düşünce göklerdeki, yerdeki her şeyin bu özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Haşr suresi birinci ayete dayanarak. Sonra Hac suresinin 18. ayetinde görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedirler. Şimdi akıl felsefi anlamda arkadaşlar yani bütün bu sayılanların içinde insan tek farklı olan ne diyor? Bunların hepsi işte ay gökyüzü göktekiler yerdekiler hepsi Allah'a zaten şey yapıyorlar secde ediyorlar onu zaten zikrediyorlar. Bunların hepsi fakat insanların bazıları. Yani insanda bir farklı bir durum var. İnsan bazen secde etmeyebiliyor. Bundan bahsediyor. Mesela melekler secde ediyor. Onlar sorgusuz sualsiz. Ve taşlar secde ediyor. Ve ağaçlar secde ediyor. Ve dağlar secde ediyor. Yani Allah'ı hem tesbih ediyorlar ve biliyorlar. Burada bir bilinçten, bilgiden ve bilinçten bahsediyoruz. Onların kendilerine ait bilgisinden, kendilerine ait bir bilinçten bahsediyoruz. İnsanın bilgisi ve bilinci onların tamamından biraz daha farklı. Fakat bunların hepsi mesela ayette de bunların sıralanışına da dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Gökte ve yerde olanlar bizim bilmediklerimiz de dahil. Gökyüzündeki her şeyi yani belki ya biliyorsunuz hala okyanusun derinliklerinde yeni canlılar keşfedilebiliyor. Geçen gün Artvin'de bir kertenkele türü keşfettiler. Daha önce literatürde yokmuş yani. Hani bırakın okyanusları hala yeryüzünde bazı canlıların yeni keşifleri yapılıyor. Dünyayı henüz %100 olarak keşfetmedik. Bunun uzay ve evrenin tamamını zaten çoğunlukla bilmiyoruz. Ayette bu sıralamayla gidiyor. Yukarıdan aşağıya doğru, dışarıdan içeriye doğru, makrodan mikroya doğru bir yol izlemiş ayetteki sıralamada. Buna da dikkatinizi çekerim arkadaşlar.
Ve en son olarak yani dairenin merkezinde insanı almış. Şimdi daireyi topladığımızda geldiğimiz nokta insan olarak düşünebiliriz ve bu daire insanı açtığımızda da ulaşacağımız az önceki mikro makro alem düşüncesinin de bir dayanabileceği ayetlerden bir tanesi ve bizim tabiatla ilişkimizi de ortaya koyan ayetlerden bir tanesi olarak burada bulunuyor. İsra 44. Bu ayet arkadaşlar İbn-i Arabi düşüncesinde yani İbn-i Arabi'nin tabiata dair düşüncelerinde temel aldığı, merkeze aldığı ayetlerden bir tanesi. Şimdi onu gelince söyleyeyim, ayete bakalım. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih eder, her şeyi onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Burada da güzel bir ayet, güzel bir ifadeyle yani hepsi güzel de yani bizim için önemli bir şeyle, bilgiyle bitiyor. Onların hepsi tesbih ediyorlar fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ha, yani o zaman şöyle bir hani buradaki bilgi türüne, buradaki bilme türüne, buradaki tesbih etme türüne bakarken biz bugünümüzden, şimdi bugün buradaki bilgimizden başka bir bilgiden bahsettiğimizi anlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar metafizik bilgi ya da metafizik bugünkü modern felsefede, seküler modern, materyalist seküler modern felsefede çalışılan bir alan değil artık. Modern felsefeciler metafizikle aralarına mesafe koydular. Çünkü ölçülebilir bir bilgi değil. Çünkü bu bilgiyi deneyle ve okuyarak, deney yaparak şey yapamıyorsunuz, tashih edemiyorsunuz, doğrulayamıyorsunuz. Bugünkü manada bilimsel bilgi haline getiremiyorsunuz. Dolayısıyla metafizik bilgiyi bir kenara koydular. Peki metafizik bilgi bir kenara koyulduğunda orada şişede durduğu gibi durur mu? Durmaz. Nitekim durmuyor. Mesela biz bugün bu toplantıyı yaparak çevreyle ilgili sorunlarımızı konuşmak zorundayız. Neden? Çünkü bizim çevreyle ilişkimizi metafizik bağlamlarda koparttığımız zaman çevreyle ilişkimizin sonuçları bugünkü manada endüstrileşme, işte aşırı tüketim, işte ne bileyim israf, kirletme, bugünü düşünme, yarını asla düşünmeme, kendini düşünme, kendini merkeze alma, insanı merkeze alma, alemde insanı merkeze alma, insanın içinde de güç sahiplerini merkeze alma bağlamında bir varlık anlayışı. Çünkü neden metafizik bilgi yok? Çünkü neden ahiret düşüncesi yok? Çünkü neden bir sebep-sonuç ilişkisi yok? Çünkü neden? Bir mebde ve meat ilişkisi. Yani nereden geldim, şimdi neredeyim ve nereye gideceğim? Bu en basit, en çocuksu fakat cevaplanması da o kadar zor, o kadar karmaşık ve o kadar belki modern bilimler açısından imkansız bir soru olduğu için artık bu mebde ve meat, nereden geldim, nereye gidiyorum düşüncesi şairane tahayyül ya da işte orta çağ düşüncesinin ya da orta çağ algısının bir yani mottosu olabilir. Belki bir işte başlığı olabilir, konularından bir tanesi olabilir. Bizimle ilgili değil yani. Bugün biz buna bakarak böyle bir düşünceden hareketle ilim yapmıyoruz, bilgiyi üretmiyoruz. Hanife Hocam, çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Yaklaşık bir 2-2,5 dakikamız kaldı. Katılımcılarımıza buradan bilgi vermek istiyorum. Kapandığı takdirde aynı link üzerinden tekrar sistemi başlatacağım. Tekrar aynı link üzerinden bağlanabilir katılımcılar. Evet, biraz fazla lafı uzattım herhalde, öyle oldu. Hiç önemli değil hocam. Ben tekrar başlatırım. Tamam, biraz daha hızlı gideyim. İkinci şey, o bitmeden biz bitirelim inşallah. Tamam. Tamam, bu son ayetten, İsra 44 numaralı ayet üzerinde biz tasavvuf düşüncesinin merkez ismi olan İbn Arabi'nin düşüncelerine geçiş yaptık. İbn Arabi neden önemli?
Yani daha doğrusu kimdir? İbn Arabi şöyle, tasavvufun bugünkü geldiği nokta itibariyle metafizik anlamda tasavvufu ortaya koyan, teorik tasavvufu ortaya koyan, tasavvufun üç tane, yani iki tane önemli ismi var diyeceksek eğer bana göre bir önemli, yani en önemli ismi, ama bakış açımız farklı olabilir. Bir tasavvuf hakkında bir başkası iki isim söyleyecekse bir tanesi mutlaka Ebnül Arabi olmak zorunda, öteki de diğer yaklaşıma göre değişebilecek olan diğer isim. Ebnül Arabi bütün tasavvuf pratiğinde de teorisinde de çok merkezi, en merkezi isimdir. Tasavvufun belli dönemleri var. Giriş, yani bütün hani ilimlerde de olur bilirsiniz. Giriş, gelişme ve sonuç. Sonucu bugün tabii ki sonuç henüz ortaya çıkmadı. İçinde yaşadığımız zaman dilimini sonuç olarak algılıyoruz. Tasavvufun başlangıcı var, gelişmesi var ve bugünkü hale gelirken ki son halini aldığı şekil var. İbnül Arabi tasavvufa son halini vermiş olan düşünürdür. İbnül Arabi İslam filozofları içerisinde yer almaz, fakat İslam felsefesinin, İslam metafizik düşüncesinin en merkezi ismidir. Metafizik düşüncenin en merkezi ismidir. Sufi metafizik düşüncenin. Şimdi hani şey az önce yapmıştım. Evet. Tamamdır. Tamam. Şimdi İbn Arabi'nin böyle merkezi ve önemli bir konumu olduğu için onun düşünceleri bağlamında, yani tabiatla ilgili sufi tasavvuf literatüründe ufak, yani küçük küçük kırıntıları bulabiliriz. En başından günümüze kadar tasavvufun tabiatla, yani sufinin tabiatla ilişkisi, insanın tabiatla ilişkisine dair görüşleri ve düşünceleri olur. Yani bunun olmaması imkansız, çünkü bütün sufiler her dönemde aleme Allah'ın bir ayeti olarak bakıyorlar. Yani bunun teorisini yazmış olsunlar, olmasınlar, böyle bakıyorlar. Çünkü alemle irtibatta kalıyorlar her zaman. Yani işte ne bileyim, ağaçların tesbihatını duyuyorlar bazıları. Ve bunları yazıyorlar. Dolayısıyla bunun teorisini her ne kadar İbn Arabi yazmış olsa bile 6. Hicri 6. yüzyıl, yani 13. yüzyılda, 1200 40 vefatı İbn-i Arabi'nin. 13. yüzyılda teorisini yazmış olsa bile bütün tasavvuf tarihinde küçük küçük bunun ayrıntılarının, detaylarının, kırıntılarının aranırsa bulunabilecek bilgilerin olduğunu da söyleyelim. Şimdi evet, İsra 44. ayet üzerinden bazı açıklamaları var. Ben aynı zamanda notlarıma da gideyim bir şey atlamamak için. İbn-i Arabi'ye göre az önceki ayette tesbih ederler fakat siz anlayamazsınız ibaresi şeklindeki ifadeyi anlamada tevil etmek yerine onu olduğu gibi kabul etmek gerekir diye söylüyor. İnsanın vazifesi kendini, alemi keşfe ve onun hakikatlerini öğrenmeye ulaştıran şeylerde kullanıp yeteneklerini, ayetin anlamını kavramaya çalışmak olmalıdır. Şimdi bu işte bizim alemi okumamızla ilgili bir yorum. Yani İbn Arabi diyor ki ayette hemen çıkıyorum. Diyor ki ayette diyor ya, yer gök içindeki bulunanlar her şey Allah'ı tesbih eder. Siz onların tesbih eder diyor. Siz eğer şu ibare olmasaydı, yani bu kısım olmasaydı anlayamazsınız ibaresi olmasaydı, yani ortalama bir Müslüman, ortalama bir fıkıhçı ya da ortalama bir kelamcı şöyle anlardı. Evet, yerler ve gökler onları tesbih eder. Evet, yani bunlar Allah'tan, yani buna açıklama getirirdi. Bu tesbihin nasıl olacağına dair açıklama getirirdi. Yani işte onlar, evet, çünkü şöyle, Allah'ın kudret sıfatıyla yaratıldılar ya, Allah ol dedi, oldular ya. Yani insan gibi Hakk'ın iradesinin dışında bir iradeleri yok ya. Yani ben az önce diyor ya, insanların bir kısmı, alemdekilerin hepsi, insanların bir kısmı secde ederler demişti ki üstteki ayette. Tevil edeceksek biz alttaki ayeti tevil ederken şöyle bir açıklama getiririz. İşte diğerlerinin hepsinin Allah'a secde ediyor olması, onların hepsinin
Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket ediyor olmaları demektir. Onun dışına çıkamıyor olmaları demektir. Onlar nasıl Allah nasıl takdir ettiyse öyle olmaları demektir diye açıklama yaparlardır. Buna da bu yapılan yani anlama ve anlamlandırma yani böyle bizim için belirsiz olabilen anlam şeyleri, ayetleri anlamlandırmaya, akla büründürmeye çalıştığımız zaman buna biz tevil faaliyeti diyoruz. Yani temel prensipler ışığında ayetin daha iyi anlaşılabilmesini, çünkü her ayet böyle açık seçik anlamlar taşımayabiliyor. Yani işte şey afakta ve enfüste ne demek, tesbih etmek ne demek, secde etmek ne demek, sözlükteki manalarının dışındaki manalarda kullanılmışlar bu kelimeler. Dolayısıyla biz bu ayeti nasıl anlamamız lazım? Çünkü onlar yaratılışta Allah onları nasıl yarattıysa o şekilde kaldı. Ağaçlara şu çam ağacına yeşillik verdi. İşte yaz kış yeşil olarak kalıyor. Öteki ağaca çınar ağacına dökülmek verdi. O da kışın dökülüyor, yazın tekrar baharda yeşilleniyor. Tesbih etmekten ve secde etmekten bunu anlar ortalama. Fakat sufiler diyorlar ki bu açıklamayı yapmayın. Buna gerek yok. Çünkü ayet diyor ki siz ancak onların tesbih ediyorlar fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ha demek oluyor ki burada benim tevil ettiğim şekilde bir tesbihten bahsetmiyor. Burada benim henüz bilgisine ulaşmadığım bir tesbihten bahsediyor. Ben bugünkü bilgi birikimimle veyahut da işte o zamanki Müslümanlar bilgi birikimleriyle bu tesbihi anlamıyorlar. Bu başka bir tesbih. Ha, o zaman soru işareti koyup devam ediyoruz. Çok Arabi şöyle diyor. Her şey canlıdır. Çünkü her şey Allah'ın övgüsünü tesbih eder. Fakat onların tesbihlerini hakkın bildirmesiyle anlayabiliriz. Sadece canlı tesbih eder. Şimdi İbn-i Arabi diyor ki biz şimdi alıntıyı buradan okuyayım. Onun hani bilgi eksikliği olmasın. Ayet-i kerimedeki açık ifadeyi dikkate aldığımızda ayetin tevile müsait olmadığına dikkat çekiyor. Ve şöyle diyor. Eşyanın hakkı tesbihi yani Allah'ı tesbih etmesi bazı akılcı bilginlerin zannettiği gibi hal tesbihi olsaydı eğer ayette siz anlayamazdığınız demenin anlamı kalmazdı. İnsanın vazifesi yani peki bu durumda ne olmalı? İnsanın vazifesi ise bu gibi durumlarda tevhide başvurmak yerine kendini alemi keşfe ve onun hakikatlerini öğrenmeye ulaştıran şeylerde kullanıp her şey onun hamdini tesbih eder ayetinin anlamını kavramaya çalışmak olmalıdır. Başka aynı şeyle ilgili başka bir şeyde de burada aldığım var. Yani burada diyor ki aslında yani şeyin detaylarında var da şimdi ben buraya almıyorum. Yani diyor ki biz sufilerin bir başka bilgi türü var. Metafizik bir bilgi anlayışı var. Aleme bakarken evet öncelikle dış dünyada gördüklerimizi öncelikle bir anlama biçimimiz var. Bu doğru bir anlama biçimi. Fakat ağaçları işte tabiatı algılarken bir başka anlama biçimiyle daha bakmalıyız. O da sufilerin bilgi anlayışıyla ilgili bir konu. Yani sen öyle bir bilgiye sahip olmalısın ki bu bir bilgi mümkündür. Öyle bir bilgiye sahip olmalısın ki taşların, kuşların ve ağaçların zikrettiklerini, tesbih ettiklerini görebilirsin, duyabilirsin. Sen bu bilgiye ulaşabilirsin. Ve bunun için ne yapman gerekiyorsa artık onu yapmaya başla. İbn-i Arabi böyle söylüyor. Bu bilgiye ulaşman için ne yapman gerekiyorsa onu yap diyor. Şimdi alemle ilgili olarak
Bunu söylüyorlar. Alem okunması gereken bir kitap olarak bir sufi için okunması gereken bir kitap olarak var. Ve hikmetli bir kitap olarak var. Yani biz böyle hani şey yaparız ya, sevdiğiniz kitaplara özel önem gösterirsiniz. İşte böyle hani klasik literatürde de işte Mesnevilerin mesela işte çok hatlar, çok güzel yazı, yani hat, güzel bir hatla yazıldığını ve tesiplerle süslendiğini ve çok güzel deri ince işçilikle de kapaklandığını, yani kaplarının yapıldığını biliyoruz. İçindeki değerli bir bilgilerin hürmetine onu sevdikleri için insanlar kitabın dışını da süslüyorlar. Peki süslü olmasaydı okuyamaz mıydık? Evet okurduk. Ama ne yapıyorlar? Dışını da süslüyorlar. Böyle bir özen gösteriyorlar. Biz de işte aleme bir şey olarak baktığımız zaman, bir okunacak bir kitap olarak, çok özel bilgileri bize aktaran bir kitap olarak baktığımız zaman ona zarar vermemiz mümkün değil. Bizim emrimize, bizim onu tepe tepe kullanmamız için var olan, yaratılmış değil, var olan, tesadüfen ortaya çıkan bir şeyin, tırnak içinde bir şeyin benle ilişkisiyle, ki ben kimim o da ayrı bir konu da, ama hani tesadüfen var olduk, ben de o da tesadüfüz, onunla benim ilişkim ile, çok affedersiniz, hemen camı kapatıp geliyor. Metafizik bir varoluş plan, metafizik bir varoluş ilkesine dayanan, Tanrı'ya iman ettiysen eğer, o Tanrı'dan sana gelen bir mektup ve kitap olarak algılanan bir tabiat düşüncesiyle tesadüf ve tepe tepe kullanılması gereken, içindeki elmasların, altınların çıkartılıp kullanılması gereken, güç kaynağı olması gereken bir tabiat anlayışının arasındaki farkı hepimiz herhalde takdir edebiliriz. Çok büyük farklar vardır. Şimdi klasik edebiyatta bunu böyle araya bir dinlenme olsun diye aldım. Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçların karıncalar tarafından işte sarıldığı ve zarar gördüğünü haber alınca, bunu görünce hocası ve o döneminde şeyi olan Ebu Suud Efendi, kendi hocası ve fetva makamı olan Ebu Suud Efendi'ye bir soru soruyor. Bu soruyu da şiir yoluyla soruyor. Meyve ağaçlarını sarınca karınca, günah var mı karıncayı kırınca? Yani ilaçlayıp onları, karıncayı öldürmek, işte hassasiyete bakıyor musunuz? Biz ne yapıyoruz? Evet, zirai ilaçlama yapıyoruz. Ben hani eleştiri olsun diye söylemiyorum, bilmiyorum yani bugünkü gelinen noktada, bundan önceki derslerde de ya da işte sunumlarda da gördüm, tabii ki ziraat var, işte zararlılarla mücadele var. Son derste bir arkadaş şey sormuştu, son ders olmayabilir gerçi, bu çam ağaçlarındaki keseler var, çam ağaçlarına zarar veren kurtçukların keseleri var, bunların işte nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili bir soruydu sunum yapan arkadaşa. O da dedi ki, sunum yapan arkadaş da dedi ki, ilaç kullanmak yerine ağaçların o zararlılarla mücadele etmesini bekleyebiliriz. Mesela dedi, bir örnekte bu ağaçlar bir sene sonra bu şeylerin, zararlıların ağaçtan uzaklaştığı görüldü. Biraz gözlemleyeceğiz ve ilaçlamadan veya işte ilaçlamadan nasıl acaba bu problemi çözeriz diye başka yollar arayışına girdiler. Şimdi böyle bir bakış açısına, burada benim sunduğum gibi bir bakış açısına sahip olmanıza bile gerek yok işte. Alemle irtibatınız, alemle birlikte olduğunuzu ve birbirimize bağlı olduğumuzu, birbirimizle etkileşim içinde olduğumuzu düşünürsek eğer, böyle hani işte bizim işimize gelmeyen durumlarda faydamızın azaldığı durumlarda böyle saldırgan ve yok edici bir tutuma sahip olmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye bir daha düşünürüz. Bir metafizik ilkeye dayanmasak bile, realiteyi doğru ve olduğu gibi algılasak bile buna biz ulaşabiliriz.
Sadece ne yapmamız gerekiyor? Bencil olmamamız gerekiyor. Ve bugününü değil, yarını da düşünmemiz gerekiyor. Yani aslında sadece biraz düşünmemiz gerekiyor. O kadar. Ve bu tabii ki kişisel düşün, yani kişilerin tek tek evet düşünmesi, ama tabii ki yetki sahiplerinin de düşünmesi gereken, birlikte düşünmemiz gereken bir konu. Ve işte bu sunum da bu düşünmenin bir parçası olarak algılanabilir. Kanuni Sultan Süleyman böyle benim onun sorusuna, Ebu Suud Efendi de diyor ki yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Yani bugün burada böyle bir şey yaptığımda mebde ve meat düşüncesi bağlamında, yarın ahirette sen bu karıncayla karşılaştığında acaba ne olacak diye şimdiden düşünmen lazım. Diye böyle ince, böyle detaylı, böyle üzerinde düşünülmesi gereken bir cevap veriliyor kendisine. Buradan devam edeyim arkadaşlar. Evet, şeylerin, alemin okunması gereken canlı tırnak içinde bir kitap olması düşüncesi İbnül Arabi'de ortaya çıkan, onun teorik zeminini ortaya koyduğu bir şey, düşünce. Bu hayvanlarla ilgili olarak İbnül Arabi'den bu alıntıyı da yapmak istiyorum arkadaşlar izninizle. Fütuhat-ı Mekkiye, onun en önemli iki eseri var. Füsus-ül Hikem ve Fütuhat-ı Mekkiye. Fütuhat-ı Mekkiye, yani Füsus-ül Hikem, Fütuhat-ı Mekkiye'nin bir açılımı gibi. Yani konsantre metin okumak istiyorsan Füsus-ül Hikem'i okuyorsun. Birazcık daha açıklamalı bir metin okumak istiyorsan Fütuhat-ı Mekkiye'yi okuyorsun. Fütuhat-ı Mekkiye'de anlatılar, hikayeler, şiirler, örnekler var ve daha detaylı bir şekilde konular anlatılıyor. Şimdi buradan bir alıntı. Alemin canlı olduğu ve her şeyin onu tesbih ettiğini, okunması gereken bir kitap olduğuna dair düşünceyle ilgili. Şöyle hayvanlar da yer aldığı için burada ne söylemiş ona bakmak istedim. Bir rivayette İbn Arabi diyor ki Fütuhat Mekkiye'de, bir rivayette av hayvanlarının kıyamet günü gelerek Rabbim bu adama sor, beni boş yere niye öldürdü diyeceğini bildirmiştir. Bir fayda olmaksızın herhangi bir ağaç kesen veya Allah'ın yaratıklarından birine raci, birine dönük fayda olmaksızın bir taşı bir yerden başka bir yere taşıyan kimse de aynı bu şekildedir. Av hayvanları meselesi, yani hayvanların ihtiyaç ve fayda şey olma, yani ihtiyaç olmadan bir canlıya zarar verilmesi meselesi. Bu canlı hayvan da olabilir, bitki de olabilir. Mesela arkadaşlar, yani aklıma gelen bir şey, İslam savaş hukukunda bir şehre girileceği zaman eğer gerekmiyorsa, yani hani yine mecburiyet yoksa ve hatta dikkat edilmesi gereken bir husus olarak bitkilere ve hayvanlara zarar verilmemesi meselesi var. Yani bugünkü Orta Doğu'da veya dünyanın çeşitli yerlerinde bir atom bombası yok yani. İslam düşüncesinden, İslam tasavvuf düşüncesinden de, İslam düşüncesinden de öyle. Bir tasavvuf, yani atomu parçalayabiliriz, evet, bunda bir mahsur yok. Ama atom bombası yapamayız. Böyle İslam tasavvuf düşüncesinden de, İslam düşüncesinden de atom bombası çıkmaz. Yani herhangi bir insan sağduyusundan atom bombası çıkmaz, ama işte bencillik söz konusu olunca çıkabiliyor. Yani insanların bazıları secde ediyordu ya, herhalde öyle bir şey. Herkes aynı düşünmüyor. Ardından düşüncesini kanıtlamak için başka rivayetler de veriyor. Şöyle der bu rivayetlerden birinde, aktarıyor. Sahabe taşların tesbihini duyuyordu. Yani Hazreti Peygamber'in sahabesi, onun arkadaşları taşların tesbihini duyuyordu. İbn Arabi'ye göre bütün bunlar hikmet sahibi bir tanrının fiilinde anlamsızlığın bulunmayışından kaynaklanır ve alimler bunun farkında olan kimselerdir. Yani alim
Anlamsız, boş ve tesadüfi değildir. Her şey anlamlıdır. Fakat onun alemin gerçek, hakiki anlamını anlayabilmek için belli konularda bilgi sahibi olmak gerekir. Yani herkes bunu anlayamaz. Onun düşüncesinde, canlılık düşüncesinde akıl yürütüşü nasıl olmuş? Yani her şeyin canlı olduğuna düşüncesine nasıl varıyor? Bu ayetlere dayanıyor tabii arkadaşlar. Yukarıda söylediğim ayetlere dayanıyor. İlk çıkış noktasından, yani iki öncülden bir sonuç çıkar ya, yani bu mantık şeyi, mantık iliminin, mantık disiplininin bir ölçütü. Birinci öncül şu: her şey Allah'ı tesbih eder veya her şey Allah'a secde eder. Ayetlerden hareketle bu bilgiye ulaştı ve sadece ayetlerden hareketle değil, kendi tecrübesinden de bu bilgiye ulaştı aynı zamanda. Yani şeylerin, Allah'ın dışında, pardon, özür dilerim, insanların dışındaki şeylerin de Allah'ı tesbih ettiği bilgisine ulaştı. İkinci öncül de şu: diyor ki tesbih eden her şey canlıdır. Yani canlılıktan kasıt bilgi, bilinç, yani bunların hepsi olabilir. Yani anlamsız, değersiz ve öylesine değildir. Tesbih ediyorsa eğer, kendi içinde bir varoluşa sahiptir. Tesbih eden her şey canlıdır. Burada canlı dediği o işte. Yani mesela taşlara da canlı demiştik ya az önce. Aynı onun gibi. Yani bitki, hayvan, insan değil, taşlar da dahil. Her şey canlıdır tesbih ettiği için. Tesbih eden her şey canlıdır. Ve diyor ki tesbih etmeyen hiçbir şey olmadığına göre, yukarıdaki ayette de söylendiği gibi, tesbih eden, tesbih etmeyen hiçbir şey olmadığına göre her şey canlıdır noktasına gidiyor. İbn-i Arabi'nin akıl yürütmesi böyle. İbn-i Arabi arkadaşlar tasavvuf düşüncesinde dedim merkezi isimdir. Onun varlık anlayışı, varlıkta ortaya koyduğu disiplinin genel adı vahdet-i vücut düşüncesi. Vahdet-i vücut düşüncesi varlığın birliği olarak algılanır, açıklanabilir. Peki sufi metafizik düşünürler vahdet-i vücudu ilmi ilahi olarak da anlarlar. Yani ilmi ilahi ne demektir? Yani ilahi ilim, yani metafizik bilgi. Vahdet-i vücutla metafizik bilgi aynı şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla burada yukarıda bütün sufi düşüncesinin bilgisi olarak anlattığım her şey, en başta da söylediğim gibi, İslam metafizik düşüncesinin bilgileridir. Oradan hareketle ortaya çıkan bilgilerdir ve ilkesel bilgilerdir. Varlık olmak bakımından varlık haktır diye bir temel prensipleri var. Yani gerçekte, hakikatte kendiliğinden var olan tek şey Allah-u Zülcelal'dir, haktır. Burada hak olarak ifade etmiş. Varlık mutlak varlığın, yani haktır. Bu hakkın çeşitli isimleri var. Biz hakkı çeşitli kendisini isimlendirdiği isimlerle de anabiliyoruz. Mesela işte Rahman'dır, Rahim'dir, işte Cömert'tir. İşte bunlarla hepsiyle anabiliyoruz. Aynı zamanda biz ona ilmi ilahi içerisinde, İslam metafizik düşüncesi içerisinde mutlak varlık da diyebiliyoruz. Biz burada mutlak varlık diyeceğiz şimdi. Varlık, mutlak varlıkın bir görünümü, onun kemallerinin bir yansıması, onu gösteren bir işarettir. Yani hakkın kendinde varlığının dışında ki her şey, onu gösteren bir işarettir. Yani şöyle düşünelim bunu çocuklara da veriyorum. Ressamla resim ilişkisi. Yani mesela öyle ressamlar var ki çok meşhur ve çok karakteristik özellikler taşıyan ressamlar var. Guernico'yu yapan ressam, Birinci Dünya Savaşı, çok Picasso. Mesela bir Picasso tablosuna baktığınız zaman, Guernico'ya baktığınız zaman, Picasso, evet. Bunun Picasso olduğunu bilirsiniz. Orada bir anlam ve değerin olduğunu bilirsiniz. Bir şey anlattığını bilirsiniz. Peki Picasso'da mesela nasıldır anlatılar? Doğada gördüğünü ve kişide gördüğünü olduğu gibi almaz. Nasıl alır? Gözünü başka bir yere koyar. Yüzünü başka şekilde yapar. Bozar yani. Şeylerin, nesnelerin dış dünyanın veya insanların görünen reel görüntülerini bozarak başka bir şeye dönüştürür. Kendi tablosuna dönüştürür. Yani kendi kompozisyonunu yapar ve siz baktığınız zaman o tabloyu görür görmez dersiniz ki bu Picasso.
Hiç hani bilen yani otomatik olarak bunun Picasso olduğunu bilir. Picasso'dur ya da Picasso'nun bir taklididir. Ama Picasso'dur yani yöntem olarak. İşte onun gibi biz de aleme baktığımız zaman alemde Tanrı'nın işlerini görürüz. Ve onun yansımasını görürüz. Onun kemallerini görürüz. Onun isimlerinin ve sıfatlarının ortaya çıkış biçimlerini görürüz. Bir ağaçta, dağda, gökyüzünde, bulutlarda, bir böcekte, bir ağaçta bunların hepsini arkadaşlar bunlar böyle hani şiir veya işte felsefe falan değil yani bunlar düşünceyle ulaşabileceğimiz real yani hakiki bilgiler, real demeyeyim ama hakiki bilgiler. Buradan alınan ilhamla onu kendi benliğinizde bir şeye dönüştürürsünüz alemden alınan. Yani ne kripto bilgiyi çözüp faydanız için kullanırsınız. Ağacın yeşilliğine ya da ağacın şu şeye giderken yukarıda şeye giderken bir ağaç var çam ağacı. Rektörlüğe giderken o büyük yolun üzerinde hemen bu aşağıdaki merdivenlere yakın. Çok güzel, mükemmel bir ağaç ya, kusursuz yani. Böyle bir hani çam ağacı nasıl olunur? Onun böyle bir göstergesi gibi yani. Harikulade bir çam ağacı nasıl olunur? Göstergesi. Şimdi bu mükemmel varoluş biçiminden hareketle kişinin öyle bir bilgiye sahip, yani o görüntünün fotoğrafını çekip beynini alıp yani gözler vasıtasıyla beynini alıp bu beyninde başka bir bilgi yani bu ham maddeyi, görsel bu ham maddeyi bir mamul maddeye çevirebiliriz. Amaç budur. Yani ilmi ilahi dedi o. İlahi bir ilme dönüştürebilirim bu o görsel bilgiyi. O yüzden alem çok önemli. O yüzden alem olduğu gibi kalması gerekir. O yüzden bizim alemi bozmamamız gerekir. Mesela 80 yıllık, hadi 100 yıllık şu ömrümüzde binlerce yıllık varoluşu biz 80 yani bu binlerce yıldır var olmuş. Yani denizin altında süngerler var 25 bin yaşında. Nasıl oluyor bilmiyorum ya düşünmek bile tuhaf. Yani zor. Yani 100 yıl içerisinde o ağacı yani 60 yılda 70 yılda oluşmuş bir ağacı gelip 15 dakikada parça 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 hani bu belgesellerde görürsünüz ağaç kesme makineleri var böyle şeyler gibi böyle kepçeli mepçeli bir şeyler. Ağacı şöyle gövdesinden bir tutuyor. Çizgi film gibi anlatır. Ayıklıyor böyle öyle bir şey gibi tek başına bir fabrika gibi. O ağacı birdenbire kütük yığını haline geçiriyor. Yani 5 dakikada 15 dakikada. Ya yani bir saat değil yani. O yüzden yani kitabın sayfalarına dikkat etmemiz gerekir manasında söylüyor İbnül Arabi'de. Alem diye isimlendirdiğimiz Tanrı veya Tanrı'dan başka her şey anlamına gelen göreli varlık alanı mutlak varlıkın tecellisinden ibarettir. Evet, her şey Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Mesela işte Allah güzel olduğu için güzel şeyler yaratmıştır. Allah merhametli olduğu için biz de merhamet sahibiyiz. O Rahman ve Rahim olduğu için biz de onun gibiyiz, bir onun taklidiyiz. Alemde aslında Allah'ın varlığının Allah'ı gösteren en şey kitap, en detaylı kitap, en güzel kitap da insanın kendi varlığıdır aslında. Ama kendi kendini okuyamaz ya bazen insan işte. Eğer kökenlerini okuyamazsan aleme bak alemde oku. Yani bu mikro bilgilerden, bu çeşitli bilgilerden, bu çeşitlerden, bu çokluktan bir bilgiye temel ilkelere ulaş, ilahi ve metafizik olana ulaş. Fiziğe bak, metafizik olana git. Yön bu. İlahi isimler teorisi arkadaşlar, her şeyin hayat sahibi olması ne demektir? Yani yaratılıştaki her şey canlı olduğu için yani hayat sahibidir. Bunun işte açıklamasının yapıldığı başlıklardan bir tanesi tasavvuf düşüncesinde ilahi isimler teorisi yani Allah'ın kendini tanımladığı isimler.
kendisini nasıl, hangi sıfatlarla muttasıf hak, kendini nasıl Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatmış, nasıl isimlendirmiş, buğz eden olarak isimlendirmiş, öfkelenen olarak isimlendirmiş, merhamet o da eden olarak isimlendirmiş, bu sıfatları kendisine yüklemiş. Bu ilahi isimler teorisi de bu çeşitliliği anlayan ve anlamlandıran bir teori olarak var. Her yaratılıştaki her şey El Hay isminin öncelikle El Hay isminin yani hayat veren isminin kendisi nedeniyle hay olan Allah yani bir başkasından değil varlığı kendisinden hayatta kalması kendisinden olan hay hayat sahibi olduğu başka bir şeyle değil başka şeylere de hayat veren hayat kaynağı olduğunun da göstergesidir. Burada El Hay yani Hakk'ın Hay ismi hem kendisi hayat sahibi olan hem de başka şeylere hayat verendir. Dolayısıyla bana da tabiata da hayat veren odur. Onun dışında hiçbir şey ne bana ne de bir başka varlığa hayat veremez. Varlık olmaz zaten. El Hay ismi ve Hakk'ın hayat verici olma sıfatı varlığın bütün katmanlarına nüfuz etmiş ve sirayet etmiştir. Bu yüzden her şey canlıdır. Evet, o ilk var edici ve tek var edici olduğu için Hay ismi sıfatıyla, ismi ve sıfatıyla ilgili. Bütün varlık onun hayat verici olan sıfatıyla ortaya çıkmıştır. Taşlar, kuşlar, ağaçlar ve ben. Canlılık ve alamet. Yani alemin canlı olması ve bir alem alamet olması. Sufiler bir alamet olarak dünyanın ve tüm alemin tabir edilmesinden, ilgili ayetlerin çözümlenmesinden ve tevil edilmesinden söz ederler. Yani aleme bakıp onu çöz, açıkla. Onlara göre alem sanki bir rüya gibi tevil ve tabir edilmesi gereken işaretler taşır. Asıl bilgiyi arkada gizlenmiş hakikate ulaştığımızda elde edebiliriz. Yani hakiki bilgiyi, ilmi ilahiyi biz aleme bakarak, tabir ederek onu ulaşabiliriz. O halde her şey sadece canlı değildir. Aynı zamanda bizi mutlak varlıka ulaştıran bir ayet ve alamettir. Sonuç itibariyle Sufi düşüncenin alem tasavvuruna baktığımız zaman bir Sufilerin tabiat görüşü her şeyin canlılığı ilkesinden hareket ederek bütün varlıklara karşı bir yükümlülüğü insana yükler. Evet, öncelikle sorumluluk işte. Öncelikle yetki değil, kullanma yetkisi değil. Öncelikle o şey hakkındaki sorumluluğumuz öne çıkıyor Sufi düşüncede. Alem hakkındaki sorumluluklarımız öne çıkıyor. İnsan alemdeki her bir şeyi kendisi gibi yaratılmış, canlı bir varlık olarak görerek alem içindeki özel konumunu yükümlülükler ile sınırlandırmalıdır. Böyle söylüyor Sufiler. Ve son olarak bu yaklaşım özellikle endüstrileşme ile ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı çözüme yönelik önemli imkanları ve bakış açılarını bünyesinde barındırır diyerek sunumu bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum sabrınız ve ilginiz için. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Elinize, emeğinize, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Hanife Dönmez hocamız çevre bilinciyle ilgili bizlere bir sunum yaptı. Kendisine tekrar tüm katılımcılar adına, kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. Koordinatörlüğümüz adına. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mıdır acaba? Soruları alabiliriz. Metin olarak da herhalde soru gelmedi. Ben yazılıyor mu görmüyorum ama Evet. siz görüyorsunuz. Yok yok, metin olarak da gelmedi. Herhangi bir soru yoksa eğer webinarı sonlandırıyorum. Sanırım yok hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. Çok Görüşmek sağ olun. üzere.